Merhaba arkadaşlar. Eğer siz de yattığınız yerden güzel güzel paralar kazanmak istiyorsanız ama gerçekten yattığınız yerden, şaka değil yani. Siz uyuyacaksınız ama para gelecek rüyanıza değil gerçek hayatınıza ve istediğiniz yaşamı yaşayacaksınız. Lütfen videomun başına. Hepimiz çalışıyoruz belli işlerde. Asgari ücret maaş alıyoruz ya da bir tek üstü. Ama ekonomik sıkıntılar, Türkiye'nin pozisyonu, pandeminin vermiş olduğu sıkıntılar derken hepimiz doğru bir süreçten geçiyoruz. Genç nesilden de arkadaşlarımız pek fazla üretmek istemiyorlar. Daha doğrusu kısadan ise daha böyle yüksek kazançları nereden elde edebiliriz, ne yapabiliriz diye bakıyorlar. Ben de onlara biraz fikir vermek istedim. Ha bu arada maaşı çalışan arkadaşlarımız siz de lütfen videonun başına. Çünkü size önereceğim pasif gelirler gerçekten işinize yarayacak gelirler. Ünlü bir düşünürümüz demiş ki siz yattığınız yerden para kazanamıyorsanız, pasif gelirler bulamıyorsanız hayatınız boyunca ölene kadar eşek gibi çalışmak zorunda kalacaksınız. Gerçekten çok doğru arkadaşlar. Eşek gibi çalışarak gerçekten kimse bir yere varamaz. Bu bir gerçek. Yani bir maaş alıyoruz, evet, asgari ücret ya da onun bir tık üstü. Türkiye'nin şu anki pozisyonunda ve şartlarında, bu arada pandemide de birçok firma vefat etti ve kayboldu gitti. Toprakları bol olsun. Firmalar yani battı. Ama bizler bir şekilde hani belli sabit çalışma gelirlerimizle faturalarımızı döndürüp hayatımızı devam etmeye çalışıyoruz. Fakat bu böyle olmaz. Hayat böyle gitmez. Pandemiden çıksak bile, bu her şey ortam gayet gülük gülistanlık bir pozisyona gelse bile bayağı bir toparlanma süreci içerisine girmemiz gerekiyor. Güzel tatillere çıkabilmek için, sevgilimizle güzel yemekler yemeye çıkmak için vesaire vesaire demek istediğimi anlamıştır genç arkadaşlarımız zaten. Öncelikle şunu anlayalım. Pasif gelir nedir arkadaşlar? Pasif gelir sizin tam böyle yeni neslin istediği tarz bir şey. Böyle çaba sarf etmeden ama paranızın da bir şekilde işlediği ve arttığı bir gelir cinsidir. Aktiflik nedir? Aktif gelir nedir? Bir işe gidersiniz, sabahtan akşama kadar çalışırsınız 5'e, 6'ya, 7'ye kadar. Ay sonu olur, ay başı gelince böyle beklersiniz o günü. 4'ü, 5'i, işte herkesin değişiyor firmasının verdiği maaş günleri ve maaşınızı alırsınız. Ama ne yapıyorsunuz? Sabah 5'te, 6'da, 7'de kalkıyorsunuz, bütün gün iştesiniz. Gibi gibi gibi. Bu aktif oluyor. Yani bizim işimize yaramayan kısım. Aktif gelirle biz sadece artık günümüzde evimizin faturalarını, özellikle de kol gibi elektrik faturalarını karşılayabiliyoruz arkadaşlar. Maaşı zamladıktan hemen sonra da bir elektrik faturasına artış geliyor. Hatta şimdi Ekim'de de gelecekmiş galiba. Gelsin bekliyoruz. Onu da öderiz illaki. Niye? Çünkü benim vereceğim bazı akıllar var. Siz eğer çalışmadan pasif gelirler üretirseniz her zaman ama her zaman istediğiniz yaşamı yaşarsınız. Belli bir maaşınız olsun canım. İşte dediğim gibi o anca faturaları karşılıyor. Nasıl? Hemen sayıyorum arkadaşlar bunları. Bunları iyi dinleyin. Yapabileceğiniz şeyler. Birazcık bunlarla da ilgili çalışmanız gerekiyor ama bazıları çalışmak zorunda da değil. Mesela aileden zenginsiniz ya da değilsiniz ama günümüzde evin varsa zengin sayılırsın yani. Eskiden öyle bir şey değildi. Normal orta hali bir halkın bir evi olabilirdi. Evini işletebilirsin. Yani kiraya verebilirsin. Kira getirisi aylık pasif gelirdir. İkincisi, çalışman gerekiyor. Çalışmak zorunda değilsin ama daha doğrusu bir şeyler üretebilirsin. Çok büyük bir hayal gücün vardır. Bir buluş bulursun ya da bir telefonda aplikasyon, uygulama. Onun fikir patentini alarak pasif gelir elde edebilirsin. Hem de ciddi bir pasif gelir elde edebilirsin. Şayet yarattığınız bir karakter ya da marka varsa arkadaşlar, bu biraz daha çalışkan arkadaşlarımız için söyleyeceğim bir pasif gelir şekli olacak. Onun, yani yarattığın karakterin ya da markanın ticari marka lisansını alabilirsin. Bu da güzel bir pasif gelir olur. Telif hakkı satın alabilirsin. Yani kitap yazdıysan, şarkı sözü yazdıysan ya da ne bileyim işte aklına gelebilecek her şey yayınlardan olabilir. YouTube yayını da olabilir bu. Bunlardan gelecek paralar telif hakkından dolayı geldiğinden dolayı hep bir pasif gelirdir. Mesela şimdi YouTube kanalı açıyoruz değil mi? Birçoğumuz açtı. Ben bile açtım. YouTube kanalında ne yapıyoruz? Tabii ki çekim yapıyoruz, kurguluyoruz, montajlıyoruz.
burada bir emek var. Ama YouTube kanalına o videoyu koyduktan 2 sene sonra bile o videondan telif hakkı olsun, yayınlandığından dolayı, insanlar izlediğinden dolayı sen yatarken sana para kazandıracağı için bir pasif gelir olmuş oluyor o videoda. Bunu unutmayın. Onun için ne yapıyoruz? Eğer halen daha YouTube kanalı açmadıysanız bir konu belirliyorsunuz ve YouTube kanalına muhakkak yönleniyorsunuz arkadaşlar. Çünkü YouTube ya da diğer sosyal platformlarda, Instagram'dan mesela, Instagram'dan da kazanıyorum canlılardan. Ve aralarda onların da bana sunmuş olduğu içerik üretici olarak vermiş oldukları bonuslar vesaireler oluyor şekillendirmek için. Yani Instagram bile çözmüş işi. İçerik üreticimiz çalışıyor, tamam canlı yayınlar yapıyor ama ona biraz böyle bir şekillendirelim, bir bonuslar verelim ki İki güne bir canlı yayın yapsın diye ben bir şey verip canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlardan elde etmiş olduğum rozet gelirlerimle de sonrasında aybaşı çektiğim zaman güzel şeyler yapıyorum. Mesela neler yapıyorum? Hayvansever bir insan olduğum için kesinlikle mama alıyorum. Hayvanları besliyorum ya da ihtiyacı olan bir hayvanımız varsa ona destek oluyorum. Ne bileyim işte sahibi bırakmıştır, başka bir şey olmuştur. Bütün gelirimi hayvanlara harcıyor muyum? Hayır, illaki bir Dijitürk faturama da gidiyor o gelir. Ya da bir internet faturamı vesaire mi? Ama YouTube'dan da dengelediğim için işi güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Ha bu arada bilmeyenleriniz varsa ve kanalımla yeni tanışıyorsanız lütfen zil butonunu açmayı, bana güzel yorumlar atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her zaman bu tarz videolar çekmiyoruz ama bu ara üniversite gençliğinin bana Instagram'dan çok yazdığı sorular oldu pasif gelir anlamında. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Kumara yönlendirmek istemem, kesinlikle yanlış anlamayın. Bu Bitcoin'miş, şuymuş, buymuş, onlara da yönlendirmek istemem. Anlamadığım şeyi başkasına da önermiyorum açıkçası. Çünkü bunlar aşırı riskli şeyler. Yani pasif gelir elde edeyim derken hali hazırdaki cebindeki olandan da olma. Ama hisse senedi alabilirsin bankalardan, paranı değerlendirebilirsin. Ufak ufak rakamlarla ve ufak artışlar sağlayacak şekilde ciddi risklere girmeden, bu da bir pasif gelirdir. Annelerimiz için söyleyeyim, babalarımız için söyleyeyim. Tabii ben bile emekli maaşı alıyorum bu arada, babamdan dolayı yetim maaşı alıyorum. Emeklilik maaşı arkadaşlar tam bir pasif gelir. Yıllar boyu çalış, sonrasında da evde oturduğunda yıllarca çalışmış olmanın vermiş olduğu ödülü al. Artık hiçbir şey yetmiyor ama olsun, o da olmasa ne yapacaktık bu pandemide? Ha, bir şey daha var arkadaşlar. Herhangi bir ürünü ya da bir hizmeti sattığın zaman onun üzerinden komisyon alabilirsin. Yani insanlarla telefonda konuşursun ve bir nevi komisyonculuk oluyor. Bunu da ben meslek hayatımda çok yapmışımdır. Oyunculuk, modellik yaptığım için her zaman da bir dizide, bir reklamda ya da defilede olmadığım için komisyonculuk işleri de çok yapmışımdır. Bu da güzel bir pasif gelirdir. İkinci el, kılık kıyafet ya da evde sıkılmış olduğunuz tencere olur, tava olur, aklınıza ne geliyorsa bir şeylerinizi satabilirsiniz. Siteye koyuyorsunuz resmini. Birçok şey var, site var. Ben reklam vermek istemiyorum. Bu bir reklam da değil zaten ama ben dolabı kullanıyorum mesela. İkinci el kıyafetlerimi satıyorum. Birileri giriyor, beğeniyor, yorum atıyor ya da yok, ertesi gün sabah kalktığımda bir bakmışım ürünüm alınmış, onu kargoluyorum. Bir anda bir şey gelmiş oluyor. Hem de pandemide giymediğim çok kıyafet oldu arkadaşlar. Açıkçası dolapta duran şey çürüyor. Ayakkabıymış, deri ceketmiş. Bunları satmak da bana bir pasif gelir oldu. Bu şekilde pasif gelirlerimi ayarladım ben bu süreçte. Ama lütfen kafayı çalıştırın. Bunlar benim saydıklarım. Daha farklı yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Pasif gelir muhakkak oluşturun. Amaç pasif gelirde zamanı boşa harcamamaktır. Pasif gelir her şeyden önce zamanla ilgili bir gelirdir. Para kazanmak için birçok iş yapabilirsiniz. Ancak tüm gelirlerin pasif olması imkansız. Aktif gelirleriniz de muhakkak olması gerekiyor. Pasif gelir de yanında onun ne oluyor? Tadından yenmiyor pasiften gelen o paralar. Hani onlarla sizin bir özgürlük kapınız açılmış oluyor. Tatile çıkabiliyorsunuz, güzel bir yemeğe götürebiliyorsunuz sevgilinizi, kız arkadaşınızı, erkek arkadaşınızı ya da ailenize özel günlerinde güzel hediyeler alabiliyorsunuz. Çünkü bunları yapmak normal, orta halli, maaş alan, aktif gelirden hayatını geçindiren insanlara artık çok
büyük lüks oldu. Yani insanlar artık birbirlerine öpücük veriyorlar doğum günlerinde. Siz öpücük vermek istemiyorsanız sevdiklerinize, son olarak size şunu söylüyorum arkadaşlar. Benim saymış olduğum pasif gelir şıkları sizde örtüşmemiş olabilir. Atıyorum mesela ben Nilgün abla ya da Nilgün YouTube'da olmak istemiyorum. Niye yüzüm gözüksün ki? Ama aslında güzel bir şeymiş evet kanalı açmakta diyorsanız yüzünüzü göstermeden bir şeyler yapın. Müzik kanalı açın. Hikaye okuyun. Benim Yumurcak kanalı var. Şimdi çocuklar için açtım. Haftada bir tane ufak bir hikaye okuyorum. Nasıl okuyorum? Uyku dalışlarını kolaylaştırmak için. Ha, bu arada eğer o kanaldan da haberdar değilseniz hemen şöyle ya da şöyle paylaşayım artık bir yerleri. Görün ve sizin yumurcaklarınızı da bana abone yapın, tamam mı? Haftada bir büyük ihtimalle genelde çarşamba oluyor yayınımız. Çocuklara güzel tatlış bir uyku masalı okuyorum. Sevgili abonelerim, sizi seviyorum. Abonem olmayıp da bu videoyu izleyenler, eğer böyle tarzımı sevdiyseniz değişik değişik videolar çekiyorum. Bazen ilişkiler üzerine sohbet ediyorum. Bazen kendi ruh halimden sohbet ediyorum. Her zaman da sohbet etmiyorum. Yaz aylarında da çıkıyorum, geziyorum. Gezdiğim yerleri size çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bana güzel yorumlar atın. Hatta bana fikir de verebilirsiniz. Şu konuyla ilgili de video çekebilirsin diye. Hep evde çekimler yaptığım için geçen kış sanırım alanım daraldı. Video konularına ihtiyacım var. Pasif gelir şıklarımı da inşallah siz beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. İnşallah da yaratırsınız o pasif geliri. Gerçekten bizim ülkemizde pasif gelir olmamış. Biraz bir tık üst segmentte lüks yaşamak çok zorlaştı. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Adios.